tercihimi yaparken en çok önemsediğim şeyler öncelikle iyi bir işletme eğitimi alabileceğim başarılı bir okul olmasıydı. Bunun dışında kaliteli ve güzel bir kampüs, olanakların bol olduğu bir okul yaşamı ve öğrenci yaşamını rahat sürdürebileceğim, keyifli sürdürebileceğim bir şehirde okumaktı. Tercih yaparken şehirden ziyade okulun değerli olduğunu düşünüyorum. Ben çok çok eskiden beri İstanbul'da okumak istiyordum. Hayalim buydu ama tercihimi yaparken iyi bir işletme eğitimi almak istiyorsan Bilkent'te okumamın en doğru seçim olacağını düşündüm ve Ankara'yı seçtim. Eski bir sayısalcı olarak son senemde eşit ağırlığa geçtim. Çünkü girişimci ruhum, liderlik ve yöneticilik vasıflarım ve yıllardır edindiğim, lise ve ortak dönemlerinde edindiğim deneyimlerim sayesinde en çok yakın hissettiğim bölümün işletme olduğunu fark ettim. Bilkent işletmeye gelirken hiçbir ön bilgi veya donanıma ihtiyacınız yok. Hocalarımız zaten tüm derslerimizde temelden alarak en baştan tüm detaylarıyla her şeyi anlatıyorlar. Hiçbir şey bilmek zorunda değilsiniz. Ama tabii ki bu bölümü okumak özellikle Bilkent gibi diğer okullara göre zor bir işletme temposuna sahip olan bir okulda okumak istiyorsanız işletmeyi motivasyonunuzun ve ilginizin tam olduğuna emin olun bence. Bölümümü fazlasıyla seviyorum. Hiçbir zaman da değiştirmeyi düşünmedim. Ama tabii rahatsız olduğum bazı kısımlar var Bilkent İşletmenin. Mesela çok kalabalık bir bölüm olmamız. Birçok bölüme göre aslında kalabalık bir bölümümüz. Ve bu da hem bölüm içi kaynaşmayı ve samimiyeti zorlaştıran hem de biraz da okulun da etkisiyle hırsın ve rekabetin çok olduğu bir bölüm olmamıza sebep oluyor. Ben bunlardan pek haz etmiyorum. Ama bunun dışında pek bir rahatsızlığım yok. Özellikle işletme genelinde konuşacak olursam böyle bir bölümü bu kadar zor ve bu kadar ağır bir müfredat içinde bu kadar ağır bir tempoyla okumak zorunda mıyım diye kendinizi sorgularken bulabilirsiniz. Tabii birçok okula göre zor, ağır temposu olan ve rekabetin de çok olduğu bir okuluz. Bunun dışında okul içinde çok fazla kampüs ruhunun olmadığını görebilirsiniz. Bence bu büyük bir dezavantaj. İnsanlar okul içinde daha çok derslere giriyor, ders çalışıyor ve kulüp aktivitelerini gerçekleştiriyorlar. Bunun dışında çok fazla kampüs hayatı, çimlerde takılmak, okul içi aktiviteler yapmak gibi şeylerin az olduğunu göreceksiniz okulun içinde. Tabii bu hiç olmadığı anlamına gelmiyor ama birçok okula kıyasla birazcık bu konuda eksiyiz diye düşünüyorum.